Münih'ten merhabalar. Altıncı şehrimizdeyiz. Altıncı şehrimiz Münih'teyiz. Sormana müsaade etmeden bak. Tam yapıştıracaktım bak, sözü yapan hocayı öğrenci gafil avladı. Şimdi Münih'e geldik, karavanımızı park ettik ve baktık ki gezilecek yerlere bakarken biz aslında İngiliz Bahçesi'nin çok yakınına park etmişiz. Hemen geldiğimiz gibi aslında gezecek çok enerjimiz yoktu bu akşam. Evet. Dedik dinleniriz. Ama baktık ki çok yakındayız, hemen bir tur atalım dedik. Akşam yürüyüşümüzü de yapmış oluruz. Hem de görmemiz gereken bir yeri görmüş oluruz diye düşündük. İngiliz Bahçesi'ne geldik. Bugün bizim için birkaç saat çalışma, birkaç saat karavanın işleriyle ilgilenme oldu. Su depomuzu doldurduk, tuvaleti boşalttık. Birkaç takviye daha yaptık, market alışverişimizi yaptık. Sonraki şehrimize devam ettik, geldik. Burada insanlar neler yapabilir Nilgün Hanım? Başlayınız. Bu parkta gelip dolaşabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz. Yani istediğiniz sporu, koşu yapan çok fazla insan evet. var. Ya da sörf yapmayı seviyorsanız ufak bir dalgalarla buluşabileceğiniz bir alan varmış. Şu an belki göl çok durgun ama belki başka bir alanından bahsediliyor. Sörf tahtası edinip sörf yapan da varmış burada. Burası çok büyük bir park. 3.7 kilometre karelik bir alanda evet. değil mi? Burada yani insanlar gezebilsin, halk dolaşabilsin diye halka böyle bir park yapılmış. Ve Isar Nehri'nin evet, çok kuzeyimiz. Yakınında bir yerde. Oldukça büyük bir park. Biz büyük ihtimal hepsini gezemeyiz diye düşünüyorum. Ama bir kısmını işte vücudumuzun, direncimizin el verdiği kadarıyla gezmeye çalışacağız bu akşam. Arkamız Isar Nehri değil bu arada. Bu bir göl. Evet, ufak bir göl. Parkın içerisinde ilaveten bir göl var. Ya burası şöyle bir park. Bu arada sörf yapılabilen şey, diğer köşede bir şelale var. Onun yarattığı su debisi sörf olanağı sağlıyor aslında. Yapay dalga merkezi falan yok burada. Ya burası şöyle bir şey. Başkanlık rezidansı var bir tarafta, diğer tarafta şelale var, diğer tarafta bir sürü piknik alanı var. Anıtlar. Her anıtlar var. Her şeyden sıkılırsanız 5000 kişilik Çin bahçesi var. Orada işte Beer Garden dedikleri şey, direkt bira içebileceğiz. Bira bahçesi gibi belki. Onun bira gibi şeyler kalitesi. Var. Hatta şey vardı, ben girişte okudum. Çin çay, ya Çin kafesi falan da varmış mesela. Birçok evet. 71 tane, doğru hatırlıyorsam 71 tane görülmesi gereken, gezilmesi gereken yer evet. var. Ama gerçekten yani bunu yapmaya kalksak herhalde çok 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 büyük zamanımızı alır ve bacaklarımızın buna dayanabileceğini evet. de zannetmiyorum bugünkü geziden sonra. Biz bir de bugün yavaştan artık Regensburg'dan kıvrıldık, dönüş istikameti evet. doğru geçiyoruz. Tabii onun verdiği bir minnak bir yorgunluk da var. Her ne kadar her gün dinleniyor ediyor olsak da kaç gündür yolda olmuş olduk. Biz Nil teyze ve Sarp amca olarak bir göl kenarında bir ilk açılış yapacağız bu sefer. Düşük ritimde başlıyoruz. Aslında açılış yapıp bir de hoşça kalın diyor gibi olacak bu. Çünkü yarın evet. devam edeceğiz. Asıl diye. Mevzumuz yarın olacak. Bu ha. akşamlık sadece bu kısım. Belki parkın içerisinden yarın şehir merkezine gidebiliriz. Çünkü burası o kadar uzun bir park ki bulunduğumuz yerden Eskişehir merkezine kadar da uzanıyor. Ama yürümeyiz diye düşünüyorum o kadar. Ona bakacağız. Enerjimize bakacağız. Metroya bineriz. O yüzden söz vermeyelim. Bu arada bu hanımefendiyle bir maçımız daha var. Taşkent Makas'a geçen beri yenmişti. Ben bugün onu unuttum. Sonraki hesap kitleme olayını mutlaka çekeceğiz, koyacağız bakayım. Şimdi Münih pahalı bir yer, burada yapmasak mı? Yapacak bir şey yok. Rövanş isterim. Pekala. O halde biz gezmeye devam. Günaydınlar Nilgün Hanım. Bugün turuncu olmuşuz. Çok mutluyuz. Havamız 35 derecelerin altına düştük. Bugün 25 derecedeyiz. O yüzden çok mutluyum. Ne terliyoruz, ne yanıyoruz. Mis gibi bir havada Münih'i geziyoruz. Yağmurda yağmazsa en sevdiğim hava bu gerçekten şu an. Şu an Marienplatz'tayız. Burası zaten Münih'in ilk görülmesi gereken yerler arasında çıkıyor. Zaten en turistik bölgede olduğu için biz de buraya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz bir Meryem Ana heykeli var. Burası, önce dur bir dakika, Marienplatz'ın önemini söyleyeyim. Çünkü bunun arasında bir çatışma var bana göre, yani bir çelişki var. Burada insanlar önceden suçluları idam edip cezalandırıp bu meydanda öldürüyorlarmış.
Daha sonra da son veba salgını sırasında halk burada toplanıp, ne kadar gariptir ki, Meryem Ana'ya dua edip salgının son bulması için dua edip onun heykelini yapmışlar ortaya 1658 yılında. Yani çok garip bir şey var. Önce insanları burada öldürüyorlar. Sonrasında da işte kendilerine veba salgınından kurtarması için Meryem Ana'ya dua ediyorlar. Gerçekten şey, meydanda böyle bir garip bir doku var yani. Çok aklın çalışmadığı cehalet yılları tabii. Evet, ne yazık ki. Şey açısı, yani meydan gerçekten çok güzel. Çok fazla tarihi yer göreceğiz zaten. O yüzden Meryem Ana'yı arkamızda bırakıp sağa doğru devam ediyoruz sanırım. Eski, yok yeni belediye binası. Yeni belediye binasıyla. Haydi bakalım. Şimdi yeni belediye binasına geldik. Arkamda görmüş olduğunuz belediye binası demeye gerçekten bir şahit ister. Kiliseye de benziyor. Tabii yani her türlü yapı var içeride. Saat kulesine de benziyor. Zaten saat kulesi de var. Arkamda görmüş olduğunuz yapı, yani yeni belediye binası, 1898-1905 yıllarında kurulmuş. İçeride 400 tane odası var, ancak istediğiniz zaman girip çıkamıyorsunuz gezmek için. Sadece turlarla katılıp o 400 odayı belli günlerde, belli saatlerde gezebiliyorsunuz. Biz saatleri ve günü bulamadık şu an için. Bir de tepesinde saat kulesi var. Saat kulesinde de altta 43 tane çan, 32 tane de figür var. Onlarla da yapılan bir gösteri oluyormuş. Saat 10 ve 11'de saat başı sanırım. Yok, 11, 12 ve 17'de. Günün evet. Sadece 3 saat başında. Biz onu denk getirip görmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle izleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Güzel bir gösteri oluyormuş. Onu izlemeye çalışacağız. Sonuna da ekleriz mutlaka. Evet. Marienplatz'ın bir diğer cephesinde her ne kadar dışarıdan baktığımızda yepyeni görünse de, ki bunun arkasında acıklı bir hikaye var, eski belediye binası yakmakta. İnşası 1460 yılında gerçekleştiriliyor ama ne yazık ki 2. Dünya Savaşı esnasında iki kez yıkılıyor. Yerle bir oluyor yani. Sıfırdan orijinaline uygun bir şekilde yeniden inşa etmek durumunda kalıyorlar. O yüzden şu an böyle bu üçgen çatısı olsun, yanındaki kule olsun, gayet canlı renklerde ve daha yeni bir duruşta görebiliyorsunuz. Buranın aslında sarkastik bir şekilde şöyle bir hikayesi var. Psikopatların efendisi Hitler, Hitler'in daha doğrusu propaganda bakanı, 1938'de Kristallnacht konuşmasını tam olarak şu an bulunduğumuz yerde yapıyor. Bu çok kötü ve ne yazık ki trajik bir hareketin başlangıcını tetikleyen bir durum. Ve sarkastik bir şekilde şu an seslendiği, arkamda görmüş olduğunuz kule, ailelerin ve çocukların çok fazla sıklıkla ziyaret ettiği bir oyuncak müzesi haline getiriliyor. Yani tiye bile alınmayacak, çocuğun bile dinlemeyeceği aslında bir manyağın yeri şu an alay edilen bir yer halinde. Oyuncak müzesi. Sadece gelip eğleniyor insanlar. Neyse ki o günler çok çok geride kaldı. O halde çok büyük bir koleksiyona sahip bu güzel oyuncak müzesini görmeye gidelim.
Sevgili dostlar, şimdi pazar yerinin ikinci kısmındayız. Burada da et ürünlerinden ziyade daha karışık var. Mesela solda tropik ürünlerin satıldığı bir tezgah görüyorsunuz. Bir sürü dünyanın her yerinden meyve sebze var. Şurada gurme tatlı lezzetlerin satıldığı bir tezgah görüyorsunuz. Yani burası biraz daha karışık. Bir önce geçtiğimiz yerde daha ziyade et ağırlıklıydı. Bakın burada el işi ürünlerinin satıldığı, daha yerel ürünlerin satıldığı şeyler var. Bakın şöyle mesela kapı çanları, yer baykuşlar işte 10 euro, 7 euro şeye göre değişiyor. Seçtiğiniz kapı süsüne göre değişiyor. Ortada böyle çiçekçiler var. Buranın kullanımı daha farklı tabii. Karşıda görüyorsunuz bir sürü iç ortam, dış ortam. Nasıl tercih etmek isterseniz günlük uzun ömürlü bir sürü çiçek görüyorsunuz. Ve bir de şöyle insanların günün yorgunluğunu atıp dinlenmek için kullandıkları bir yer var. İşte gelip burada kahvenizi içebilirsiniz, şarabınızı içebilirsiniz. Ardından da şöyle şu an bizim yapacağımız gibi şehre doğru karışabilirsiniz. O halde şöyle ara sokaklardan devam edelim. Evet, şimdi bretzel aldık. Bu nedir Sarper Beyciğim? Anlatınız lütfen. Şimdi efendim arasında turp görüyorum, yumurta görüyorum, yeşil soğan görüyorum, peynir görüyorum. Bu bir vejetaryen tabii. Bunun lebekezeli olanı da var. O buranın geleneksel olanı. Bu küçük bir gün arası atıştırmalı. Sabahtan beri geziyoruz. Topuklar şişti, karınlar acıktı, şekercikler düştü. Bir tadına bir bakın bakalım, beğenecek misiniz? Bakalım. Hazır mısınız? Biz hazırız. İçerisinde peynir şey, krem peynir. Lezzetli. Aşırı tuzlu olmasından biraz çekinmiştim açıkçası ama hiç bana da gelmedi. Burada oldukça yaygın bir şey. Kameramanı da doyurmak lazım. Buyurunuz efendim. Sen belki beğenecek misin, bakayım tadına. Bir tık tuzlu ama çok değil, o yüzden güzel. Ben sevdim. Burada herkes elinde bunu görüyor zaten. Sokak atıştırmalığı evet, olarak evet, yenen bir şey. O zaman yemeye devam, gezmeye devam. Bir tane de biri olsa güzel olurdu yanında, ferahlatıcı olurdu ama başka sefer, belki akşam yaparız. Olur. O zaman budun sizin için. Oh ya. Şimdi yine bir gezi ve bir başımıza gelenler diyeyim. Ne oldu Sarper Bey? Bir anlatın bakalım. Ya kaldığımız yerde tam bizim karavanın enine tam olarak sayabileceği bir yerde bir minnak daha sağa yanaşmış durmam gerekiyordu. Çünkü sol tarafta mucur ve asfaltın tam şey yaptığı yer lastiğe denk geliyordu yoksa. Yani bütün yükü gece boyunca lastiğin tam ortasına sivri asfalt gelecek şekilde bırakmak istemedim. Sağa sağa biraz yanaşırken arka tarafta ahşap küçükler vardı. Bir tanesine şey yapmışım. Ne yapmışsın? Ters açıda geldiğinde gelirken ona sürtmüşüm. O da muhtemelen bizim şurada minnak bir şeyimiz vardı. Minnak dediği far şu an. Hayır, müsaade et. Burada minnak bir zaten sürtmemiz vardı. Ben onu şey yapmış oldum, ilerletmiş oldum. Ya yani şuradan şöyle bir şeyimiz var. Şuradan çatlağımız var. Şurada kırığımız var. İçerideki kabloda bir temassızlık var. Şimdi onu yapmaya çalışacağız. Biz bunu park yerindeyken, park yerinden bir kilometre kadar çıkmıştık. O zaman fark ettik. Çünkü sinyal, yani bu far dışarı doğru çarpıyordu. Evet, ilk kullandığımız sinyal zaten araç kullananlar bile normal senkronizasyonundan iki katı hızlı böyle tı 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 diye yaptığında oradan anlarsınız bir sistemsel sıkıntı olduğunu. Sonra bir durup kötü bir yerde durmuştuk. O yüzden durup bantlamak zorunda kaldık. Evet. Şimdi bir park yeri bulup. Şehir içinde kaldığımız için çok müdahale edemedik. Şimdi ama biraz durabileceğimiz bir şeye geldik. Bir halletmeye çalışacağız bakalım. Umarım ki halledebiliriz. Çünkü buradan sonraki Münih gezimizi tamamlayıp Ulm'e devam etmeye evet, çalışacağız. Bu da bizim aynı zamanda çıkışımız oldu. 7. durağımız Ulm olacak. Einstein'a gidiyoruz bakalım. Bir aydınlanma yaşayabilecek miyiz?
O halde haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.